Türkiye'de Allah yok. Türkiye'de dincilik dellallarının Allah'ı yok. Kur'an'ın anlattığı manada ne Allah'ları var ne din. Ben var diyorum. Ben diyor adam ben ikide bir cami açılışı yapıyorum. Nasıl ya? Onun da cevabı Kur'an'da var. Kur'an diyor ki bu camilerin bir kısmı insanlara zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Mescid-i zırar tabiri benim değildir. Kendine gel. Ey adam, herif, vatandaş, neysen, iki bacak üstüne yürüyen varlık, kendine gel. Kur'an diyor bunu. Ve sonra da bir sayfaya yakın bu zarar mescitlerini, insanlara zarar vermekten başka işe yaramayan cami tabelalı binaları anlattıktan sonra da ne diyor biliyor musun? Arkadaş, hey, ne diyor? Diyor ki, la tekum fihi ebede. İşte şu anlattığım cami tabelalı zarar verme mekanlarında insanlığa zarardan başka bir şey üretmeyen o zararı açıyor. Bölücülük üretir diyor. Fesat üretir diyor. Bak 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 bak. İnsanları arkalarından rasatlama yeri olarak kullanılır. Ya sizin camilerinizin fotoğrafını çekiyor. Ve bu Kur'an'da bu, Kur'an'da bu, Kur'an'da, Kur'an'da bu. Bu benim kitaplarımda falan değil. Kur'an'da. Orada diyor peygamberimize diyor ki la takum fihi ebeda. Buralarda sakın namaz kılma, sakın ibadete tevessül etme. Şimdi sen bunlardan 100.000 tane var diye Türkiye'de kimi kandıracağını zannediyorsun? He? Beni kandıramıyorsun. Bu kitabı vahyeden kudreti kandırabilir misin? He? Bak 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 bak. Oy 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 oy. Tevbe suresi. Uf. 107, 110. Aman 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 aman. Bir de şunlar var. Tutup bir mescit yapmışlar. Zarar vermek için. Nankörlük, gerçeği örtmek için. İnananları fırkalara bölmek için. Türkiye'de PKK'nın filan adı çıkmış. Esas Türkiye'yi öz benliğinden vuracak bölücülüğü, dincilik yapıyor. PKK'nın yaptığı bölücülüğü bir biçimde aşarsın. PKK üzerinden birileri nemalanmasaydı, o çoktan aşılmıştı, çoktan. Kürt'e zulmetmeyi durdurursun. Seninle o milli mücadeleyi birlikte vermiş. Onu oturur dinlersin, ortak bir yerde buluşursun. Onu başkalarının vesayetine sürmesin. Gidersin bak, bu cumhuriyeti kuranların ilk anayasalarına git, orada bunun çözümü var. Bak o bir biçimde çözüldü. Ha öyle çözmediler. Kafalarını duvarlara vurdu, 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 vurdu. Şimdi çözecekler. Şimdi benim yandığım bunu ahlaksızlığı din yapan birilerinin çözeceğini hayal ediyor birileri. Olmaz. Olmaz. Yine kafanızı duvarlara vuracaksınız. Kürdü de Türkü de. Olmaz. Allah'a ihanet edenden sen kendine vefa nasıl bekliyorsun? Olmaz. Bir adam ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ve o söyleminde adam gibi ciddiyetle yürüyorsa o adama güven. O adam ahlaklı da olur, dürüst de olur, vefasızlık da etmez. Tamam. Ama bir adam ben Allah'a inanıyorum deyip de Allah'a güvenmiyorsa. Ha, Kant dedik. Kant sanki Kur'an'dan almış bir iman tanımı veriyor. Allah'a iman, Allah'a güvenmektir diyor. Allah'a güvenen adam ahlaklı olur. Allah'a güvenen adam onun bunun hakkını talan eder. Devleti soyar mı? Hele yönettiği devleti soyar mı? Böyle bir şey olabilir. Yönettiği devleti soyar mı? Allah'a ihanet etmeyen bir adam bunu yapar mı? Sana tevdi ediliyor. Sen bunu soyuyorsun. Soyuyorsun bunu. Efendim bunlar iddia. Ne iddiası ya? 4 tane bakan istifa etti işte. Hırsızlık ne iddiası? Ne bilmem neyi. Ama bunu falancalar söyledi. Onların da şu köy. Tamam. Onları beraber yaptınız. Onların senin için dedikleri doğru, senin de onlar için dediklerin doğru. Siz birbirinizi iyi tanırsın. Doğru, senin de onlar için dediklerin doğru. Şimdi diyor ki, bunlar diyor, bunlar virüs. Bunlar gözü dönmüş haydut haşhaş. Bunlar çete diyor. Bunlar devleti mahvediyorlar diyor. Bunlar temizlenmese bu devletin diyor iflah etmesi mümkün değil. İtirazım yok. Hiçbir itirazım yok. Bunların hakikaten girmediği yer yok. Ya siz düşünebiliyor musunuz? Ben bunu yaşadım, gördüm. Nereye bir adamları girmişse orada kendilerinden olmayana hangi kötülüğü yapabilirse onu yapıyor.
İşleri güçleri bu. Efendim işte emniyette kuvvetliler de falan. Hayır efendim, girmedikleri yer yok. Orada en kuvvetli oldukları yer orası. Onun için evvela başbakan koltuğunda oturan zat oraya yüklendi. Darmadağın etti. O polisi oraya, o amiri oraya, o memuru buraya, o emniyet müdürünü oraya, hala devam ediyor. Bunları anlıyorum, anlıyorum. O dediklerine göre böyle, ha o hale kim getirmişti, o ayrı. Ama o dedikleri doğru. Mahkeme kayıtlarında işlem görmüş bir dosyayı oradan adamlarına emrederek sigortadan, ya sigorta gibi, sosyal sigortalar gibi kurumdan dosyayı yok ediyor. İşlem görmüş dosya mahkeme kayıtlarına yok ediyor. Niçin? Çünkü o dosya tekrar gündeme gelirse kendilerinin öteki ilan ettikleri birileri ondan yararlanacak. O yararlanmasın diye. Başka bir şey yok. Kendilerine bir zararı falan da yok. O yararlanma. Bunlar öyle melun ki. Şunu parçalayacak değil mi? Niye parçalayacak bunu? Bunun ona bir zararı olur, parçalar. Bunu vicdanen anlamasan bile, izah edemesen bile pratik olarak izah edersin. Dersin ki yani zararı oldu. Hayır, öyle bir şey yok. Bakıyor. Bana zararı var veya yok. Bundan bizden olmayan biri yararlanır mı? Buna bile tahammülleri yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yapı için söylediklerinin tümüne aynen katılıyor. Düştüğü dehşeti de anlamakta zorluk çekmiyor. Bunlara Allah fırsat vermesin. Tamam da. Müsebbip kim? Kim onlara ve niçin verdi? En mühim o. Niçin verdi? Verdi çünkü ikisi birlikte bir ortak hedefe vuruyorlardı. Nedir o hedef? Mustafa Kemal mirası. O hedef yerinde duruyor. O zaman bunlar birbiriyle kanlı bıçaklı olmaları da pek kimseyi aldatmaz. O ortak hedefe vurmak için yarın her şeyi acılarını içine gömerek bir kenara atar ve yine birlikte atışa başlarlar. Hiç şaşmam. Şimdi ortak noktaları nedir? Ahlaksızlığı din yapmak.